A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sedat Altan'la birlikte sunduğumuz Sevgi Dili programımızın bugünkü değerli konuğu gazeteci yazar Sayın Mehmet Koçak. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Cenab-ı Hakk'a şükrolsun. Sağlığınız, saatiniz. Afiyet olsun inşallah. Elhamdülillah, iyiye doğru gidiyorum. Daha da iyi olacağız inşallah. Maşallah, Allah şifa vermiş. Evet, uzun ömürler versin inşallah, hizmetinizi daim kılsın. İnşallah, Cenab-ı Hakk'ın lütfu, dostlarımızın hayır duaları İnşallah. Sayesinde bugünleri gördük. Rabbimden duam, Allah yarınımızı bugünümüzden iyi eyler inşallah. İnşallah. Bütün hepimizin tabii. İnşallah. Siz aslında gazetecilikte duayen bir isimsiniz, dünyayı dolaşan bir isimsiniz ama izleyicilerimizin sizi daha iyi tanımaları adına biraz özgeçmişinizden kısaca bahseder misiniz? Şimdi benim daha çok gazeteci olarak 30 yılı aşkındır gazeteci olarak bu meslekteyim. 33 yılım yurt dışında geçti. Almanya'da bulundum, İsviçre'de bulundum. Ama bulunduğum yerden 64 ülkeyi dolaştım. Balkanlardan Kafkaslara kadar, efendim Afrika'dan Orta Asya'ya kadar. Bu coğrafya üzerinde büyük çoğunluğu da İslam ülkeleri ve Türk dünyası olmak üzere bu bölgeleri dolaşmak nasip oldu bu süreç içerisinde. Ben daha çok dış politikayla ilgilenmek istedim. Zaten Türkiye'de yaşanan olayları 3 aşağı 5 yukarı hem yaşıyor hem de çok yazan arkadaşımız var dedim. Beni daha çok değişen dünya dengeleri 1980'lerden 90'lara doğru giderken dünyanın da bir eksen kayması yaşandığını, işte komünizmin çöküşü, Varşova Paktı'nın tarihin çöp tenekesine atılması gibi, sonrasında tek kutuplu dünya, bu değişen süreçler içerisinde bu kıtalar arasında Balkanlarda, Kafkaslarda ve diğer bölgelerde meydana gelen olayları, değişimi, değişen bu dengeler içerisinde dostluklar, düşmanlıkların nasıl el değiştiğini hem kendi gözlerimle gördüm, hem yaşadım, hem araştırdım, hem yazdım. Bunun için mesela bir örnek vereyim. İsviçre'de trende seyahat ederken bir yaşlı kadın bir gazete okuyor. Basseler Zeitung, İsviçre'nin Basel şehrinde çıkıyor demek ki, oradan almış, trende okuyor. Ve tam sayfa Sudan üzerinde hem okuyor, tam sayfa yazmış gazete. Kadıncağız hem okuyor hem başını sallayarak olumsuz bir şeyler okuduğu belli ki bir nefret oluşmaya başlıyor kendisinde. 70'in üstünde bir yaşlı bayandı. Özür diledim. Dedim ki gazetenize bakabilir miyim? Nedir sizi bu kadar böyle sinirlendiren? Çünkü dikkatimi çekecek kadar çehrenizde bir değişiklik oluyor, hareketlerinizde falan. İşte bak diyor, Müslümanlar ne yapıyor Hristiyanlara? Bu Müslümanlar terörist. Bunların diyor insanlıkla bir alakası yok. Bir bakayım dedim. Ben okudum. Okuyunca bütün yazıyı okuduktan sonra alttaki notu okudum. Bu diyor, İsviçre Hristiyan Birliği tarafından hazırlanmıştır bu rapor diyor. Dedim hanımefendi bakar mısınız dedim. Hristiyan bir birlik adı altındaki bir dernek tarafından bu yayınlanıyor ve onun oradaki görevlileri tarafından hazırlanıp onlara gönderilmiş ve onlar da gazeteye bunu vermişler. Gazetede de bir sayfa rapor olarak bu yayınlanıyor. Bunun doğru olup olmadığını nereden biliyorsunuz? Doğrudur diyor. Eğer Hristiyanlar yazmışsa doğrudur. Ama dedim ben de dedim
bu gibi İslam dünyasında bir takım yazarların ve bir takım gazetelerin yazdıklarını okuyacak olursam sizi çok daha farklı, Avrupa'yı çok daha farklı görmem lazım. Yani burada bir yanlış olsa gerek dedim. Ben öyle inanıyorum çünkü burada öyle yazıyor diyor. Ben ondan sonra kafaya taktım ve Sudan'a gittim. Sudan'a 6 sefer gittim. Her gittiğimde en az bir hafta kaldım. Çeşitli topluluklarla beraber oldum. Mesela kimlerle beraber oldum? Tarihini araştırdım. Kültürünü araştırdım. Siyasi tarihini araştırdım. Oradaki cemaatlerle, kanaat önderleriyle bir araya geldim. İslami hareketin liderleriyle bir de onlara karşı olanlarla beraber oldum. Yetmedi güneye indim. Oradaki animistlerle, yetmedi Hristiyanlarla beraber oldum. Ve olayı yerinden inceledim. Giderken o kadının söyledikleri ve o gazetede yazanların hepsi başımdaydı, kafamdaydı. Nasıl bir Sudan'la karşılaşacağımı bilemiyordum. Ama gittim gördüm ki o yaşadığım olaylardan sonra onların yazdıkları gibi değildi. Farklı bir Sudan karşımda buldum. Orada insanların asılıp kesildiğini, Hristiyanların ölüme mahkum edildiğini yazıyordu. O Hristiyanların hazırlamış olduğu raporda bu gibi ağır ağır ithamlar, kadınlara yönelik tecavüzler, kız çocuklarına yönelik, yani insanlık ve insanlık adına utanç verici olan her şey vardı. Ama ben öyle bir şey görmedim. O kadar uzun süre gittim ve ondan sonra ben bunu yazmak zorundayım dedim. Batı dünyasında ön yargılarla İslam dünyası üzerine yazılanları hemen kabullenmek yanlış olduğu kanaatindeyim. Önce gidip oralarda araştırmak, bakmak ve yeniden değerlendirmek lazım. Bir de Mehmet abi, o sizin gittiğiniz dönemde daha Güney Sudan olarak ayrılmamıştı. Evet. Batı basında yoğun bir o bölgeyi koparmak için, malumunuz siz bizzat yerinde de incelediniz. Zengin enerji kaynakları olan bir bölgedir Güney Sudan. Bu tarzda iftiralar çok oldu. Fakat sonrasında, sizi çok daha iyi takip ediyorsunuz tabii, Güney Sudan ayrıldı. Bu sefer Güney Sudan'daki Hristiyan ve animist kabileler birbirine girdi. Şu an daha şiddetli bir iç savaş Güney Sudan'da yaşanıyor ve sonuçlanmadı da. Şimdi işin ilginç tarafı, Sudan yönetiminden aracı olmalarını istiyor. Aşağıda güneyde çatışan iki grup. Daha önce SPLA vardı. Sudan Kurtuluş Ordusu diye. Güney Sudan Kurtuluş Ordusu. Onlar sonra ikiye bölündü. Sonra farklı gruplar meydana çıktı. Bir grup merkezi yönetimle anlaştı. Merkezi yönetim de şunu söyledi. Biz sizi zorla yanımızda tutacak değiliz. Ama ancak bir karar verin. İşte sonradan Avrupa'nın, Amerika'nın baskıları sonucu bir yerden petrol akıyorsa muhakkak ki orada emperyalist güçlerin bir parmağı vardır. İslam dünyasının en büyük sıkıntısı budur. Yine ben Sudan'dan hızlı bir şekilde geçeyim. Daha sonra baktım ki Balkanlarda bir hareketlilik var. Bu 80'lerden 90'lara geçerken değişen dünya dengeleri içerisinde yıkılan komünizm ve bu komünizmin etki alanlarının çökmeye başladığını gördüm. Yugoslavya'nın parçalanma sürecini gittim yaşadım. 4 sene Saraybosna'da ve diğer Bosna'nın diğer şehirlerinde kaldım. Ve 4 sene Bosna Hersek'ten o savaşın nasıl yaşandığını ve orada yaşanan insanlık facialarını kendi gözümle gördüm. Bosna Hersek'te o kanlı pazarı yaşadım. Öyle an geldi ki o, biliyorsunuz, opus mermilerinin atıldığı Markale pazarında İnsanlar lime lime olmuş. Allah rahmet eylesin. Ve orada ben de 5 dakika önce oradan ayrılmıştım. Eğer 5 dakika önce ayrılmamış olsaydım belki de orada ölenlerden birisi olacaktım. Ancak o 5 dakika önce ayrılmış olmama rağmen o kadar şiddetli ve
güçlüydü ki o bombardımanın sarsıntısı ve gürültüsüyle yere düştüm. Sonra geldiğimde öyle anlar yaşadık, kan ravan içerisinde her taraf. Çok baş buldum gövdesiz, gövde kaldırdım başsız. Böyle bir vahşet, böyle bir insanlık faciasını gözümle yaşadım. İzzet Begoviç'le görüştünüz değil mi? Rahmetli Ali İzzet Begoviç'le çok sık görüştüm. Ömrümde tanıdığım en seviyeli, en mütefekkir insanlardan birisiydi. Saygı duyduğum ve çokça sohbetlerinden istifade ettiğim, her fırsat bulduğumda gider kendisini ziyaret istediğimde mutlaka yanındakilere Mehmet Bey geldiğinde mutlaka beni haberdar edin, randevu verin. Bana derdi ki sen gibi bu savaş süresi içerisinde bizimle berabersin. Sen gibi burayı terk etmiyorsun. O zaman sen bizim dostumuzsun derdi. Böylece çok yönlü sohbetlerimiz oldu. Ben ayrıca kendileriyle Cenevre görüşmelerine katıldım. Sonra Srebrenica kitabını yazdım. Biliyorsunuz Bosna Hersek 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın ortasındaki en büyük vahşettir. Bu insanlık faciası kendi başına zuhur eden bir olay değildir. Tabii Hırvatlar Katolik olduğu için Katolik dünyası tarafından ve bilhassa Almanya tarafından korunuyordu. Sırplar Ortodoks olduğu için Rus ve Ortodoks dünyası tarafından destekleniyordu. Ortada sahipsiz kalan Müslümanlardı. Müslüman boşnaklardı. Ben Müslüman boşnakların o şanlı direnişinin şahitlerindenim. Orada yaşanan vahşetin de şahidiyim. Ve günün birinde bu millet aslına dönerek tekrar millet olmanın, Müslüman olmanın şuuruna ereceğine ben o direnişte şahit oldum. Bilmediği bir İslam, bilmediği bir kimliğe sahip. Ama mensubuyum diyor. Ama o bilmediği ancak inandığı ve teslim olduğu o inancı uğruna Allahu Ekber diyerek nasıl savaştığını, önüne koyduğun her şeyde eğer bu İslam'sa doğrudur diyor. Ve kimlik olarak sorduğunuzda ben Müslümanım yeter ama ben boşnağım. Çünkü boşnakların içinde Katolik de var, Ortodoks da var. Önemli olan insanın etnik kökeni değildir. Bizi İslam dünyasıyla, Türklerle bütünleştiren İslam'dır diyorlar. Zaten ben de gittim gördüm Ayvaz Dede Şenliklerinde ve Bosna'da kaldım. Kabrini de ziyaret ettim rahmetli İzzet Begoviç için. Orada Bosnalıların, Türklerin yani can kardeş gibi olduklarını, birbirlerine olan sevgilerini, muhabbetlerini, Türkiye'den kaymakamları gelmişti, belediye başkanları, valiler. Yani orası kendi ili gibi sahiplenmiş. Bosnalı kardeşlerimiz de kendi kardeşleri gibi onları kucaklamış. Bir vaziyette gördüm. Çok güzeldi. Ben Bosna Hersek'e gittiğimde veya Bosna'yı her andığımda burnumun ucu sızlar. Benden habersiz tutaklarım hareketlenmeye başlar, kımıldamaya başlar, titremeye başlar. Gözlerim dolar. İçime bir acı ve bir hüzün çöker. Çünkü oralar gerçekten gidip görülmeye değer yerlerdir ve gidip gördüğünüzde de ben orada kendimi buluyorum. Ben orada kendimi buluyorum. Oraya gittiğim zaman kendi ülkemde gibi kendimi hissediyorum. Ben orada yaşam tarzındaki farklılıkları hiçbir zaman şey görmedim. Ben Müslümanım diyeni kardeş diye kucakladım. Ve oradaki insanlar da hiçbir zaman bana Türk diye fark, ben boşnak diye demediler. Biz de Türk'üz, siz de boşnaksınız dediler. Biz kardeşiz dediler. Ve ben her gördüğümde selamun aleyküm falan dediğimizde içten gelen bir sevgili, çoğunun İslam'dan haberi yok çünkü komünist sistem içerisinde yetişmişler. Ama ben şunu gördüm ki
bir milleti, bir topluluğu ne kadar asimile etmeye kalkarsanız kalkın, o milletin mayasında ve ruhunda ve kendilerinde bir inanç yerini bulmuşsa nesilden nesile de devam eder. Yani ben bunu orada şahit oldum buna. Çünkü Ali Ezzet Bekoviç anlatıyor. Diyor ki ben diyor hapishaneden çıktım diyor. Benim gibi düşünen arkadaşlarım amenna ama biz parmakla sayılacak kadar bir sayımız vardı diyor. Biz bu halka kendimizi nasıl anlatacağız? Ey boşnak Müslümanları, siz aslınız Müslümanlıktır. Sizin kökünüz boşnak milletine aitsiniz ama boşnağı boşnak yapan, bizi var eden kimliğimiz İslam'la bütünleşmiştir. Bu kimliğe dönmeliyiz diye nasıl, hangi izahla ve hangi sunumla onları o yörüngeye çekebiliriz diye düşündük, hesap ettik diyor. Hangi projeyle çıkalım diye hesap ettim diyor. Ama gördüm ki siz samimi ve inançla çıkarsanız o milletin ruhundakini yeniden yaratmak Allah'a mahsus. Ancak yeniden kendine dönüşünü sağlamak Allah'ın lütfü keremiyle çok kolay olmuştur dedi. Hiç beklemediğim, ancak burada hiç kimseyi dışlamadan, çünkü bu sistem, bu nesil komünist sistem içerisinde yetişmiştir. Yasaklar, baskılar, dini faaliyetlerin yasak olduğu, kendilerini ayrı bir millet olarak ifade etmenin suç olduğu bir sistem içerisinden, ateist bir sistem içerisinde yetişmiş olan bu nesli siz yadırgayamazsınız. Onun için giyimine, kuşamına bakmadan, şimdi Bosna'ya gittiniz mi biraz şaşırırsınız. Arkadan saçı bağlı, kulağı küpeli, gençlerin namaz kıldığını görür şaşırırsınız. Kadınlar sokakta, giyinişine aldanırsınız, camiye doğru yaklaştığında, ezan okunduğunda başını örter, üzerine çantasından çıkarır, namaz kılacağı şeyi giyer, uzun bir şey giyer ve içeriye girer, namazını kılar, duasını yapar, dışarıya çıkar, önceki haline döner. Şimdi bunu ilk gördüğünüzde dersiniz ki bunun dinle, imanla, İslam'la bir alakası yok. Bunlar öyle zamanları yaşamışlardır ki bana anlatanları dinledikten sonra hayretler içerisinde kaldım. Ateist eğitim sistemi içerisinde öğretmen çocuğuna soruyor. Anneniz babanız namaz kılıyor mu? Evde ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar? Öyle bir sistem içerisinde geçmişler. Çocukları uyuttuktan sonra namaz kılardık diyorlardı. İşte o Bosna Hersek, hulasa o ayrı bir konu, çok derin bir konu. Benim çok ilgimi çektiği için ben savaştan önce gittiğim Bosna Hersek'e savaştan sonra da gittim. Onlarla 4 yıl beraber oldum. Rahmetli Ali Ezzet Bekoviç'le beraber oldum. Haris Sılacış'la beraber olduk. Eyüp Kanış'la, onların danışmanlarıyla, Diyanet İşleri Başkanı'yla ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla halkın içinde oldum. Savaşta cephede oldum. Ve onları her yönüyle tanıma fırsatı buldum. En sonunda işte Srebrenica soykırımı, biliyorsunuz Bosna Hersek genelinde soykırımı yapıldı. Ama finali Srebrenica'da yapıldı. 8.372 insan bir hafta gibi bir zaman dilimi içerisinde sistematik bir şekilde yok edildi. Burada bu insanlar ve bu Srebrenica soykırımının, bu insanlık faciasının perde arkasını araştırmaya çalıştım. Siyasi sebeplerini araştırmaya çalıştım. Gördüm ki her ne kadar Srebrenica soykırımını Sırp canileri gerçekleştirmiş olsa da Birleşmiş Milletler tarafından güvenlik bölgesi ilan edilmiş olmasına rağmen resmen müsamaha gösterilmiş ve o katliama yol açmaları sağlanmıştır. Özellikle Hollanda gücünün orada. Zaten sonra kendileri de ikrar ettiler yaptıkları. Hollanda bana göre
piyon olarak kullanılmıştır. Buradaki asıl hedef şuydu. Sırpları da oyuna getirdiler. O vahşeti onlara işletip onları da Lahey'e getirdiler sonra. Yugoslavya'daki katı komünist sistemini, Rusya ile işbirliği içerisinde olan katı sistemini Batı'nın yıkabilmesi ve Batı'ya entegre olmuş bir Sırbistan kurabilmek için onlara da oyun oynadılar ve Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölgesi ilan edilen Srebrenica'nın işgaline göz yumdular. Hatta onlara siz devam edin dendi. Müsaade edildi. Burada Birleşmiş Milletler'in ihaneti var. Burada uluslararası toplumun bir ihaneti var. Çünkü ortada bir oyun var. Her ne kadar asıl hedefleri Rusya'nın Slavizm ve Ortodoks unsurlarını kullanarak sıcak denizlere inmesini engellemekti. Onun için de Yugoslavya'nın, dağılan Yugoslavya'nın en büyük parçası olan Sırbistan'ı muhakkak Batı'ya endekre etmek lazımdı. Onun için de Milošević ve komünist sistem içerisindeki o katı çekirdek kadro yıkılması lazımdı. Onu yapabilmenin yolu da onlara suç işletmekti. Srebrenica'yı onun için hediye ettiler. Yani yem olarak Sırplara verdiler. Arada 8.372 Müslüman lime lime edilmiş, katledilmiş, Batı'nın umurunda değil. Hırvatlar da komşusu bu Boşnaklara saldırdılar. Orada Hırvatlar da aynen, bir oyuna geldi. Aynen, çok haklısınız. Benzer katliamları ve vahşeti de Mostar'da Hırvatlar yapmıştır. Ya şöyle bir şey var. Müslümandan başka dostu yoktur. Ama İslam dünyasının içinde bulunduğu o fakr-ı zaruret ve dünya siyasetindeki gücü karşısında herkes meydanı bulmuş, Müslüman boşnağı bindirmiş. Ama adamlar imanlarıyla, inançlarıyla, inandıkları o Müslüman boşnak kimliğini yeniden ayağa kaldırma ve Balkanlarda var olma ve topraklarımızı kimseye bölüştürmeyeceğiz inancıyla dillere destan bir direniş gösterdiler. Şimdi Mehmet abi. İşte onun da kitabını yazdım. İnşallah. O Srebrenica kitabını gördük. Onu inşallah yargılamalar bittikten sonra ikinci baskısını da inşallah geçeceğiz. Evet. Şimdi bu gittiğiniz yıllardan bu yana baktığımızda özellikle bu 2000'lerden sonra hızlandı ve son birkaç yılda da artık süredini gitgide arttırdı. Gezdiğiniz 64 ülkenin çoğu Müslüman ülkeler olduğunu söylemiştiniz. Bütün coğrafyada bir genel sıkıntı var. Genel bir Müslümanların eziyet görmesi var. Şimdi Boşnak kardeşlerimize orada olan zulüm bugün artık Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da hani vakayı adliyeden oldu. Her gün yüzlerce kardeşimiz şehit düşüyor orada. Siz gittiğiniz yerlerde, Bosna'da da öyle, diğer Gannuşi ile sizle konuşmuştuk, Raşit Gannuşi Tunus'ta. Genel olarak bir birliktelik özlemi ve Türkiye'ye bir bakma var. Türkiye'ye bir kardeşlik, bir ağabeylik sevgisi var. Bir birliktelik sevgisi var. Bunları nasıl gözlemlediniz abi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii çok haklısınız. Ben Sudan ve Bosna Hersek çalışmalarımdan sonra tabii bu arada bütün Balkanları da dolaştım. Makedonya'yı, Kosova'yı, Sancağı, oradan Arnavutluğa, Yunanistan'daki Batı Trakya Müslümanları ile ilgili olsun, Bulgaristan'daki soydaşlarımız ve oradaki Müslüman topluluklarla ilgilendim. Ondan sonraki süreçte Türkiye bir köprü. O köprünün öbür tarafında İran'a gittim. Yemen'e gittim. Suudi Arabistan'a gittim. Yine Afrika, Kuzey Afrika olarak kabul edilen Tunus, Cezayir, Libya'ya gittiniz. Buralardaki, mesela ben Libya devrimini yaşadım. Oradaki süreci yaşadım. Orada neyin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Ondan önce Tunus'taydım. Raşid Elkan'ı şu yakın dostum olduğu için sürgünde olduğu zamanlar kendisiyle yurt dışında defalarca beraber olduk. Biz de kendisini çok severiz. Sürgündeyken evet. Türkiye'de çok sefer görüşmüştük. Evet. Hocamızın kitaplarını iletmiştik. Hocamızla karşı da genel bir sevgisi, muhabbeti vardır. Ilımlı ve çok güzel bir şahsiyettir. Kanuşi'yi
İslam dünyasında bulmak çok zor. Yani Kanuşi gibilerini bulmak çok zor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kanuşi sadece Ali Ayzet Bekoviç'in bir kitabı var. Doğu ile Batı arasında İslam. Ne Doğu'yu tam kabul, ne Batı'yı tam red. Her iki taraftan da alınabilecek güzellikler, medeniyet birikimleri var. Aynı şekilde Kanuşi İslam dünyasını çok iyi bildiği için aynı zamanda yaşadığı süreç onun olgunlaşmasına sebep olduğu gibi sürgünde de Batı dünyasını tanıdı. Batı dünyasını tanıdı. Yine Kanuşi gibi düşünen Sudan'da meşhur Hasan el-Turabi var. Evet. Hasan el-Turabi İslami hareketin beynidir. İdoloğudur. Kendisiyle de çok yakın görüştük. Kendisi de yüksek lisansını Paris'te yaptı. Doktorasını ise şeyde yaptı. İngiltere'de yaptı. Londra'da yaptı. Yani İslam dünyasında Doğu ile Batı arasını ve iki farklı medeniyetin yorumunu yapabilecek birikime sahip çok az insan bulursunuz. Şimdi biraz evvel Bosna'yı anlatırken de izah etmiştiniz Mehmet abi. Yani her kesimi kucaklayan yapıda olmanın önemini anlatmıştınız. Bu Arap Baharı'nda malumunuz daha sonra süreç farklı yönde geliştiğinde en az etkilenene Kanuşi oldu ki orada da birçok provokasyon oldu. Birçok komünist lider öldürdüler. Farklı şeylerde yaklaştılar ama Kanuşi yine mutedil çizgisini korudu. Diğer kesimlere de ılımlı yaklaştı. Şu an her ne kadar muhalefetteyse de iktidardaki Nida Partisi malumunuz ikiye ayrıldı. Yakında inşallah orada tekrar onu başta göreceğiz gibi. Şimdi Kanuşi'nin bir özelliği var. Mesela ona Cumhurbaşkanlığı teklif edildi, kabul etmedi. Başbakanlık verildi, kabul etmedi. Meclis Başkanlığı teklif edildi, kabul etmedi. Ve kendi partisinin tek başına iktidarı mümkünken yanına iki partiyi daha alarak bu geçiş sürecinde milli birliğimizi korumalıyız diyor. Evet. Ve üç partili bir koalisyon başlattılar. Ama kolay değil bunlar. Neden kolay değil? Çünkü burası Fransa'nın sömürgesi. Ve kaçan diktatör Bin Ali kendi parlamentosunu ilan etmeden önce Bakanlar Kurulu listesini Paris'e getiriyor. Paris'te iki ay bunu bekletirler. İşlerine geldiği zaman Paris buna onay veriyorsa gelip ilan edebiliyordu. Bu derece Tunus yönetimi, diktatoryası Fransa ile bu denli bir ilişkiler içerisindeydi. Devrim oldu. Devrim sonrasında ortaya çıkan siyasi tablodan tabloyu istismar etmeyelim dedi Kanuşi. Bu devrim sadece bizim devrimimiz değil, bütün halkın devrimi olması için bu üç partiyle beraber koalisyon kuracağız dedi. Bunu düşünemeyen, ileri görüşlü olmayan her siyasi lider düşünemez. Cumhurbaşkanlığı teklif edildiğinde başka birisi olsa balıklama dalar. Ki nitekim Mısır'da bu yaşandı da abi. Yani, şimdi tabii Mısır'da da kaldım, Mısır'ı da araştırdım. Tabii bizim için gerçekten Kanuşi'nin siyasi duruşu çok örnek verici ve örnek alınabilecek bir durumda, bir şahsiyet kendisi. Allah kendisine selamet versin. Zor bir süreç yaşıyor orada. Kendisi şahsi değil yani ama ülkesi adına, Müslümanlar adına ılımlı bir Müslüman, yani ılımlı derken bazıları ılımlı İslam falan diyorlar. Hayır. Ilımlı İslam bir teslimiyettir. Ona ben karşıyım. İslam tektir. İslam'ın ılımlısı, şucusu, bucusu olmaz. İslam, İslam'dır. Kanuşi siyasi bir uzlaşmacı ve milli bir ittifak arayışı içerisinde olan görüşleriyle dikkatimi çekiyor. Yani sol kesimdeki partilere bile
birlikte olalım yeter ki ülkemizi kurtaralım. Çünkü neden? Onları dışlayarak, bunları dışlayarak sadece bir İslami kesimi yükseltmeye kalktığınızda o İslami kesime herkes düşman olacaktır. Ama onlar en güçlü olduğu zamanlar bile bizi kolumuzdan tutup birlikte bu ülkeyi yönetelim dediklerine göre o zaman bu insanlar dürüst insanlardır, doğru insanlardır ifadesi ortaya çıkar. Gerçeği ortaya çıkar. Kanuşu bunu yapmaya çalıştı. Yine dolaştım bu Arap Baharı'nı araştırmak için şey ettim. Yemen'e kadar gittik. Oraları araştırdık, şey ettik. Dediğim gibi gezdiğim yerlerden şimdiye kadar işte Çeçenistan'a ilk giden gazetecilerden ve Çahardu'da evde ilk görüşen benim. Allah rahmet eylesin. Onun çok hayatını da yazmaya çalıştım. Onunla röportajlar yaptım. O günün şartlarında televizyon programı da yaptım kendisiyle beraber. Nasip oldu. Yani Cenab-ı Hak 64 ülkeyi gezmek ve bunların içerisinde büyük bir çoğunluğu İslam ülkesi. Bu İslam ülkesine sıra gelince neler gördüm? Ve bunun günümüzde yaşanan olaylarla karşılaştırdığımda neler ortaya çıkıyor? Sorunuza geliyorum. Şunu gördüm. İslam dünyası gerçekten açınacak bir durum içerisinde. Fakr-ı zarar içerisindedir. Sadece orada değildir. Yüzlerce ne ettiği belirsiz tarikatlar, yüzlerce birbirine düşman mezhepler, efendim şunlar bunlar vesaireler. Herkes birbirine meydan okuyor, herkes birbirine savaş ilan ediyor. Müslümanın kanı Müslümana haram olduğu halde Müslümanın kanını akıtmaktan geri durmuyorlar. Şimdi sonradan düşündüm iki elimi başımı iki elimin arasına aldım ve düşünmeye başladım. İslam dünyasının içinde bulunduğu bu çıkmazlardan nasıl kurtulur diye çok düşündüm. Hatta gittiğim İslam ülkelerinde bütün hem siyasi liderlere hem oradaki kanaat önderlerine hem cemaat hem tarikat mensuplarıyla bir araya geldim ve bunu tartıştım. Kardeşim, yüzlerce mezhep birbiriyle çatışıyor. Binlerce tarikat, cemaat ne ettiği belirsiz bir vaziyette birbirine cihad ilan ediyor. Ve diktatörlerle yönetilen ülkeler, bunların hiçbiri İslam'la bütünleşmeyen, İslam'la bunların izahı yapılamayacak bir durumla karşı karşıyayız. Çıkış yolu nedir? İnanır mısınız? Bütün İslam coğrafyasında görüştüğüm bütün ileri gelen gazeteci, yazar, resmi erkandan devlet adamları olsun, kanaat önderleri olsun, İslamcı liderler olsun, düşünürler olsun, hepsinin referansı İslam diyor. İslam da kardeşim. Şimdi karanlıkta olan bir kişi farklı karanlıklarda olan insanlara ışık tutabilir mi? İslam'ın evrensel mesajını bu insanlar anladım ki, ben kendilerine de bunu söyledim. Dedim siz tamam bir hizmet veriyorsunuz kendinize göre. Siz de bir hizmet veriyorsunuz. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok dar kalıplar içerisinde söyleminiz aynı. Ama uygulamada ve icraatlarınızda çok çok farklı yerlerdesiniz. İnanın, yüzün üzerinden değerlendirecek olursak, İslam dünyasındaki bu oluşumların yekünü %95 üzerinde hemfikirdir. Anlaşamadıkları %5 üzerinden birbirleriyle savaşıyorlar. %95'in üzerinde ittifak ettikleri halde bir araya gelemiyorlar. Ayrıştıkları %5'in üzerinden birbiriyle çatışıyorlar. Müslümanlar, bir defa ben kendilerine şunu söyledim. Siz bu halinizle, biz bu halimizle o İslam'ın yüce mesajını günümüz insanına ve çağımıza sunmaktan aciziz. Sunamıyoruz. Siz bırakın
Hani diyorlar ya dinler arası diyalog. Kardeşim sen bırak dinler arasındaki diyaloğu. Bizim Müslümanlar arasında bir diyaloğumuz yok. Tarikatlar arasında, cemaatler arasında bir diyaloğumuz yok. Bizim mezhepler arasında bir diyaloğumuz yok. Ya kardeşim mezhep İslam'ın bir yorumudur. Eğer bugün Müslümanlar, ben şunu gördüm İslam coğrafyasında, gerçekten açınacak halimizdir. İslam coğrafyasında maalesef ve maalesef mezhep dinselleşmiştir. Din mezhepleştirilmiştir. Ahmet abi baktığınızda ama genel bir İslam birliği konusu açtığınızda hepsi de herhalde hemfikirdir. Olması gerektiğine inanıyordur bu birlikteliğin. Ama nasıl olacağını herhalde tam olarak. İslam coğrafyasının tamamı Türkiye'yi bir ümit işi olarak görmektedir. Maşallah. Bakın bunu açık söylüyorum. Gezdiğim bütün İslam coğrafyasında görüştüğüm halkın kendisi, şunu bilin. Orta Doğu'da petrol aktıkça, yeraltı, yerüstü zenginlikleri İslam dünyasında oldukça, emperyalist güçler bu ülkeleri rahat bırakmadılar, bırakmayacaklar. Onların koruyucu gücü olan Osmanlı'yı bunun için yok ettiler, bunun için parçaladılar. Emperyalist güçler bugün hala bütün uğraşlarına rağmen Osmanlı sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her ne kadar söylemiş şu veya bu olsa da bize hala Osmanlı gözüyle bakıyorlar. Bunlar günün birinde bir birlik kendi aralarında sağlarlarsa, yani Türkiye iç sorunlarını aşmış, terör sorununu bitirmiş bir Türkiye, her alanda güçleneceğine inandıkları için bugün terörün bitmesini istemiyorlar. Güçlü bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye, iç sorunlarını bitirmiş bir Türkiye, İslam dünyasına ışık olacağını ve bütün İslam ümmetini İttihat-ı İslami anlayışı çerçevesinde ayağa kaldıracağına inanıyorlar. Çünkü onlar bizden iyi biliyor ki bizim bilmediğimiz bir şeyi onlar biliyor. Nedir o? Siz bilmiyorsunuz ama İslam dünyası buna hazır. Siz hazır değilsiniz diyorlar bize. Şu son 10 yıl içerisindeki bazı gelişmeler bizde sürekli batıya yöneliş yerine şimdi hem batıya hem doğuya hem kuzeye hem güneye yöneleceğiz arkadaş diyen bir anlayış geliştirilmeye başlanıp İslam dünyasıyla yakından ilgilenmeye başladığımız andan itibaren artık İslam dünyası da kendine bir moral buldu, kendine özgüven bulmaya başladı. Her gittiğim yerde, her görüştüğüm insan bana şunu söylemiştir. Bir kere Türkiye'den geldiğim için özel bir saygı görmüşümdür. Şahsıma değil, o milletin İslam'a ve Müslümanlara verdiği hizmetin hürmetine bana o saygı gösterildi. Benim kişisel olarak onlarla bir irtibatım olmadı. O saygıyı hak etmedim. Ama benim ecdadımın o şanlı, şerefli İslam'a ve Müslümanlara olan hizmetinin yüzü suyu hürmetine bana saygı gösterilmiştir. Türkiye'den geldi bizim aziz dostumuz. Çubudi'ye gittim, o şekilde karşılandım. İnanır mısınız Çubudi'ye gittiğimde biliyorsunuz Çubudi'den sonra önce Fransız uçağıyla gidiyorsunuz. Hemen hemen işgal sayılır. Çubudi'den sonra Somali'ye geçtik. Mogadişu'da havaalanı yok. Bir toprak gibi bir havaalanı var. Uçak iniyor. Ondan sonra her silahlı güç kendi adamını alıp gidiyor. Paramparça olmuş ülke. Kontrol şey falan filan hiçbir şey yok. Uçaktan indik gittik. Bir grup bizi aldı. Ve o akşam bana şunu söylediler. Paytahttan geldiğiniz için sizin şanınıza elimizdeki esirleri serbest bıraktık. Maşallah. Türkiye'ye bu kadar sevgi. Osmanlı'ya bu kadar sevgi. Ve bize söylenen İslam coğrafyasını gezin dolaşın, bir ses duyacaksınız. Biz hazırız, bize sahip çıkın. İmame koparıldı, tesbih tanesi gibi dağıldık.
bizi yeniden köklerimize sahiplendirecek ve bizi o köklerden yeniden ayağa kaldırabilecek bir rahmet Anadolu topraklarından kopmasını bekliyorlar. İnşallah, maşallah. Evet. Ben inşallah. Mısır'da da gittim, araştırmaları yaptım. Biraz da Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u araştırdım. Şunu gördüm. Benim yaşadığımı yıllar önce o yaşamış. Ben İslam coğrafyasını gördükten sonra dedim ki heyhat. Bunlar kendi başına ayağa kalkamayacaklar. O güç, o iradeyi Allah'ım yeniden bu millete nasip et. Sonra Akif'i okuyorum. Akif, Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda yapılan bir takım yanlışlardan rahatsız oldu ve o rahatsızlığından dolayı Mısır'a doğru kaçtı. Yani göç etti. Kaçtı denmez de en azından uzaklaştı buralardan. Biraz daha rahat olayım, İslam coğrafyasında daha iyi olur diye. Mısır'ı gezdikten sonra, Arap dünyasına doğru ilerledikten sonra bir gün yanındakilere toparlanız. Toparlanın. Türkiye'ye dönüyoruz. Buralarda ümit yok. Bunları da harekete geçirebilecek o fırtına, o kurtuluş tufanı, rahmeti, bereketi yine Anadolu topraklarında vardır. Onun için biz ülkemize gidip mücadele etmeye başlayalım dedi. Evet. Bediüzzaman Hazretleri de öyle diyor. Talebelerinden Mekke'ye, Medine'ye gitmek isteyenler oluyor. İslam aleminin anahtarı, kapısının anahtarı Türkiye'dir diyor. Ben orada olsam buraya gelirim diyor. Dediğiniz çok doğru. Türkiye bütün İslam coğrafyasının, Türk dünyasının ümidi, dediğiniz gibi birliği sağlayacak bir öncüsü. Allah'ın izniyle İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunu göreceğiz. Yani İnşallah. Bu siyasi olaylar da ona zemin hazırlayan olaylar. İnşallah. İnşallah o karanlıklar aydınlığa dönecek. Cenab-ı Allah'ın vaadi bu. Allah dünyayı İslam hakim edeceğini Kur'an'da vaad ediyor. İslam birliği de buna vesile olacağını, bütün dünyaya barışı getirecek bir güzellik yaratacak Allah. İnşallah dönemimizde hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Vaktimiz aslında çok güzel, yani çok da istifade edici bir şey, program oldu. Daha da diğer ülkelerden de alırdık. Biz kitaplarınızdan inşallah devam ederiz. Sizden hatta de bir dizi program yapalım ileride Mehmet abi. İnşallah ayrı ayrı ülkeleri ayıralım. Daha aydınlatıcı olur öyle. İnşallah evet. Birikimlerinizden istifade edelim. Sağ olun, var olun. Siz kırmadınız olun. Bizi, geldiniz. Estağfurullah. İnşallah müşkülatınız ben son olarak şunu söyleyeyim. İslam dünyasından konu açılmıştı. Bu millet dualı bir millettir. Bu milletin sadece kendine değil, bütün ümmete hizmet edeceğini ve İttihat-ı İslam'ın mutlaka bir gün bütün olumsuzluklara rağmen şu şeyler, yaşanan olaylar bizim gözümüzü korkutmasın. Fakr-ı zaruret içinde olsalar da, birbirlerinle farklılıktan dolayı çatışsalar da, günün birinde bunlar İslam'ın prensiplerinde birleşerek Allah'ın verdiği, yüklediği Müslümana sorumluluğunun bilincinde bu millet yeniden ayağa kalkacak, bu İslam coğrafyasına sahip çıkacak ve İttihat-ı İslam gerçekleşecektir inşallah. Amin. İnşallah. Allah razı olsun. Cümlemizin. Duamızla bitmiş olsun programımız. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sevgi Dili'nin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.